İbrahim Karagül. Tarihte hiçbir felaket böyle küreselleşmedi. Ülkeler sustu, şehirler sustu, insanlar sustu. Öyleyse hiç görmediğimiz değişimler bekleyeceğiz. Dünya düzeni Batı'nın düzeniydi, o bitti. Artık boyun eğmek yok. Dünya inanılmaz bir güç yükselişi görecek. Türkiye'yi iyi izleyin. Bilinen insanlık tarihinde böyle bir şey hiç yaşanmadı. Büyük savaşlarda, büyük felaketlerde, büyük salgınlarda böyle bir şey hiç olmadı. Ülkeler mahvoldu, şehirler yandı, insanlar toplu kıyımlara uğradı. Ülkelerin bir bölümü savaştayken diğer bölümünde hayat devam etti. Dünyanın bazı bölgeleri felaketler yaşarken bazı bölgeleri öyle bir şey yokmuş gibi yaşadı. Milyarlarca insan açlıktan kıvranırken bazı ülkeler onlara küçümseyerek baktı, safahat içinde yüzdü. Milyonlarca insan sokakta yaşarken bazı ülkeler, bazı milletler ölümün kendilerine gelemeyeceğini sandı. Tarihte hiçbir felaket böyle küreselleşmedi. Yeryüzünün neredeyse tamamı hiçbir zaman böylesine kapatılmadı. Hiçbir felaket böylesine küreselleşmedi, insanlığın tamamını rehin almadı. Yüzlerce ülkede, binlerce şehirde, yüz binlerce yerleşim yerinde insanlar evlerine kapanmadı. Sokaklardan ve birbirinden böylesine uzak olmadı, böylesine korkmadı. Hiçbir salgın, hiçbir savaş, hiçbir korku, Pasifik'teki bir küçük adadan Amazon ormanlarındaki kabilelere, dünyanın metropollerinden mülteci kamplarına, en zengin ülkelerden en fakir ülkelere, en güçlüden en zayıf olana böylesine yayılmadı. Ülkeler sustu, şehirler sustu, insanlar sustu. Gücüne erişilemez denen ülkelere ne oldu? Ülkeler sustu, şehirler sustu, insanlar sustu. Camiler kapandı, mabetler kapandı, bilinen bütün toplu alanlar kapandı. Dev şirketler çöktü, bazı ülkelerin sağlık sistemi çöktü, gücüne erişilemez denilen ülkelerin bütün zaafları, zayıflıkları ortaya saçıldı. Tankların, topların, füzelerin, nükleer silahların, açgözlülüğün, talanın, milletleri ve ülkeleri sömürmenin, işgal etmenin, o ülkeleri yönetenlerin hayatını bile güvenceye alamadığı ortaya çıktı. Şimdi bütün insanlık, görünmez bir düşmana, sinsi bir silaha, insan ırkını topyekün hedef alan bir saldırıya karşı amansız bir mücadele veriyor. Zengini de, fakiri de, güçlüsü de, zayıfı da, kibirlisi de, alçak gönüllüsü de, dünyaya sahip olmak isteyeni de, hayat birkaç günlük ömür diyeni de aynı mücadelenin parçası. Kimi sabrederek, kimi tedavi ederek, kimi yöneterek, kimi yardım ederek, kimi susarak, sabrederek, tedbir alarak, kendini koruyarak bu savaşın içinde, kimi yöneterek, organize ederek, insanları bir arada tutarak, devletin ve toplumun çöküşünü engelleyerek bu savaşın içinde. Kimi virüsü tespit ederek, ilaç üretmeye çalışarak, hastaları iyileştirerek, virüsün yayılmasını engelleyerek bu savaşın içinde, kimi ihtiyaç sahiplerine uzanarak, yardım ederek, toplumsal moral olarak, insanlar arasında bir sinir sistemine dönüşerek bu savaşın içinde. İnsan ırkı her etnik yapıdan, her dini çevreye, her sosyal statüden, her ekonomik çevreye, aynı yerde, aynı mevzide, aynı mücadelenin içinde. Salgın küreselleşti, mücadele de küreselleşti. Başaracağız. Bu felaketin üstesinden de geleceğiz. Virüsü yavaşlattık, bir süre sonra bulaşması da durdurulacak. Bulaşanları tedavi etmeyi de öğreneceğiz. Zaten o yönde işaretler gelmeye başladı. Dünya genelinde yayılma hızı yavaşladı. Ülkelerdeki hasta ve ölüm oranları düşüyor. Çok yakın bir zamanda üstesinden gelmiş olarak yeniden dışarıya çıkacağız. Şehirler şenlenecek, sokaklar hareketlenecek, sosyal hayat yoluna girecek. Camiler, mabetler açılacak, üretim normale dönecek, kurumlar çalışmaya başlayacak, bireyler hayatı güzelleştirmeye yeniden başlayacak. Ama acı bir ders almalıyız. Artık insanlığın ortak düşmanları olduğunu bilmeliyiz. Biyolojik savaşlar, biyoterör gibi kavramlar üzerine titremeliyiz. Devletlerin, şirketlerin bu sorumsuzluklarını sorgulamayı öğrenmeliyiz. Eski dünyaya ait bazı şeylerin tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Bilinen güçlerin, ittifakların, acımasız ekonomik sistemin, yüzyıllardır devam eden sömürgeci anlayışın, ülkeleri ve kaynaklarını talan etmenin, yeryüzünün zenginliğinin belli merkezlerin elinde toplanmasının, tabiatla, gezegenle savaşmanın, onu mahvetmenin önüne geçmeliyiz. Biz bir şey yapmasak da, sorgulamasak, önlem almasak da bilinen dünya zaten değişti, değişecek. Değişmek zorunda kalacak. Dünya düzeni, Batı'nın düzeniydi. İnsanlık artık boyun eğmeyecek.
İnsanlık bugüne kadar inandığı, güvendiği ya da mecburen itaat ettiği küresel düzene inancını kaybetti. Zenginliğin, gücün örttüğü o büyülü dünyanın aslında en temel vatandaşlık taleplerine karşı koyamadığını gördü. Amerika ve Avrupa'daki görüntüler bu ülkelerin bütün imajını, inandırıcılığını, kredisini silip attı. Artık bu ülkelerin insanlığı bir yerlere sürükleme, dünyayı yönetme inancı olmayacak. Salgın insanlık tarihinde hiç olmayan şeyleri öğrettiyse, hiç olmadığı kadar değişimlerin de kapısını açacaktır. Artık güç ve zenginlik çok daha hızlı el değiştirecek, Batı'nın Atlantik, küresel hegemonyası bir daha kurulamayacaktır. Bugüne kadar dünya düzeni dediğimiz şey Batı'nın düzeniydi. Dünya mecburen boyun eğmişti, artık eğmeyecek. Türkiye'yi dikkatli izleyin, dünya inanılmaz bir güç yükselişi görecek. Kimler yükselecek? Güç ve zenginlik hangi ülkelerde, hangi bölgelerde toplanacak? Kimler dünyanın yeni halini şekillendirecek? Türkiye'yi çok iyi takip edin, dikkatle izleyin. İçerideki kötülük söylemleri sizi kör etmesin. Dünyaya bakın, güç kaymalarına bakın. Deprem etkisindeki değişimlere bakın. Salgın sonrası inanılmaz bir güç yükselişi göreceksiniz. Bir ülkenin yıldızlaşmasını, geleceğin kurucuları arasında olmasını izleyeceksiniz. Bir Türkiye mucizesi göreceksiniz. Merkez coğrafyada tarih yapıcı, coğrafya inşa edici bir ülke sahaya çıkıyor. Hep birlikte göreceğiz. Bütün dünya görecek. İbrahim Karagül, Yeni Şafak. Yalçın Bayar. Kargocuların isyanı nedir? İstanbul'da bir kargocu inanılmaz boyuta ulaşan sıkıntılarını şöyle anlatıyor. İsyanları oynuyoruz, hepimiz böyle bir salgın ortamında vatandaşlarımızın siparişleriyle meşgulüz. Kargoculuk pazarında eskiden taşıdıklarımızın %35'i evlere giderken, şimdi bu oran rekor şekilde artarak %85'e çıktı. Vatandaş büyüğü küçüğü olsun kampanyalardan yararlanmak istiyor, ucuz diye yoğun alışveriş yapıyor. Soruyorum, dağıtımda öncelik gıda veya sağlıkla ilgili ürünlerde mi olmalı, yoksa masa, sandalye, spor aletleri, tencere, tava ve ruj parfümde mi? Bize göre canıyla uğraşan insanların ihtiyaçlarının dağıtımı öne geçmeli. Tabii ki hizmetimiz haklı olarak gecikiyor. Antalya yöresinden ayın 17'sinde verilen meyve sebze kargosu 20'sinde İstanbul'a geldi ama o günden beri dağıtıma çıkamadı. Ürün sahibi malım bozuldu diye feryat ediyor. İşin bir planlaması var ama aşırı yükten öncelikli olan paketi sevk edemiyoruz. Çare mi? Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları firmaları çağırıp işin prensiplerini, uygulamanın nasıl olacağını ortaya koymalıdır, hem de acilen. Kısıtlama gerekiyorsa onu da getirsinler lütfen. Aksi halde çocuk, kedi maması gibi ürünler 2-3 gün yerine 6 günde sahibine ulaşmaz. Yalçın Bayar, Hürriyet. Yakup Köse. Canan Kaftancıoğlu ordusunu kurdu mu? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul'daki evinin adresi bir yalan haberle Cumhuriyet Gazetesi üzerinden servis edildi. Altun'un hanımının ve çocuklarının ikamet ettiği evin yanındaki mezbelelikle alakalı haberin yalan olduğu ortaya çıktı ama CHP hadiseyi köpürtmeye çalışıyor. Acaba yeni bir gezi ayaklanması benzeri kalkışma yapabilirler mi, onun derdindeler. Taksim Meydanı'nda ağaç bahane edilmişti. Burada da bir mezbelelik üzerinden çevrecilik gösterisi başlatıp devamını Batıcı gezi ayaklanmasından biliyorsunuz. Batıcı gezi ayaklanmasında yarım kalan devrim hayallerini tamamlama hülyasındalar. Mezkür yalan haberin ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Fahrettin Altun'un evini gizlice fotoğraflarken yakalandı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özçağdaş, hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şunu da yazmadan geçemeyeceğim. Cumhurbaşkanının en yakın çalışma arkadaşlarından birinin oturduğu evin fotoğraflarını gizlice çeken bir kişinin ifadesinin ardından nasıl hemen serbest bırakılır anlamış değilim. Özçağdaş'ın suçüstü yakalanmasının ardından kamuoyunda sol terör örgütleriyle ilişkisiyle tanınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özçağdaş'ı kendisinin gönderdiğini açıkladı. Anlaşılan Kaftancıoğlu eski alışkanlıklarını bırakamamış, keşif çalışmalarına devam ediyor. Tam bir yıl önce Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Teşkilatı içinde kendi kolluk güçlerini kuracaklarını açıklamıştı. Altun'un evini gizlice fotoğraflama acaba Kaftancıoğlu'nun bahsettiği kolluk gücünün ilk keşif çalışması mıydı?
Kaftancıoğlu hakkında da soruşturma başlatan savcılık, eğer azmettiricinin geçmişine bakıp soruşturmayı terör soruşturmasına dönüştürürse bu sualin cevabını bulabiliriz. Canan Kaftancıoğlu kurduğu kolluk gücünün daha ilk eylemde, ki eylemde değil, keşif çalışması, başarısız olmasına çok sinirlendiğini tahmin ediyorum. Nerede o tecrübeli yoldaşlar, nerede bu CHP'liler değil mi? Kanas Canan, Yakup Köse, Star.